Evet 1974. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy'nin yaptığı açıklama. Amerika Küsmesin kitabından sayfa 143. Kitabın yazarı Uğur Mumcudur. Uğur Mumcu'nun 70'li yıllara ait bir köşe yazısından alınmadır bu bilgi. Ulusalcıların dikkatine sunarım. Bir Amerikan askerinin bakımı yılda 11 bin dolara, Türk askerinin bakımı ise 570 dolara mal olmaktadır. Eh bizimki 1'e 17, 1'e 16 falan gibi bir orana gelmiş, bayağı kıymetlenmiş demektir. Şimdi az önce bahsini ettiğimiz Suat Ayrı Ürgüplü'yü hatırlatan bir açıklama daha var. Bu da gene bir üst düzey Türk'ten. Naim Talo. Naim Talo arkadaşlar Selanik dönmelerindendir ama İsmail Cem İpekçi gibi hakkında lehte şahitlikte bulunacağımız bir tarafını bilmiyoruz varsa bile ben bilmiyorum. Ekonomisttir. 12 Mart döneminde Merkez Bankası Başkanı idi. Sonra askerler junta tarafından başbakan yapıldı. Tepeden atamayla 7-8 aylık bir başbakanlıktan sonra işte 14 Ekim 1973 seçimleriyle normal siyasi çok partili döneme geçildi. O da emeklilik hayatına başladı. 6 sene sonra 24 Nisan 1979 tarihli Washington düzeltiyorum Wall Street Journal gazetesinde yayınlanmış olan demeci. Türkiye'nin ekonomik olarak çok sıkıntıda olduğu ve 12 Eylül'ün de elinin kulağında olduğu bir tarih bu. Amerikalılara hesap sorar tarzda, kafa tutar tarzda konuşuyor. Faturalarımızı ödemelisiniz çünkü bize ihtiyacınız var. Şimdi gene yani baltanın sapı bizden dedirtecek bir söylem bu. Neden? Çünkü Türkiye'de Başbakanlık yapmış olanı bile diyor ki siz para verin biz de can verelim. Mehmetçiklerin canı karşılığında sizle bize dolar verin. Yani arkadaşlar Türkiye'de başbakanlığa kadar gelmiş olan sözüm ona adı sıfatı Türk olan biri bunu söyledikten sonra elin Amerikalısı eline fırsat geçtiğinde Mehmetçiğin canını kanını niçin sömürmesin? Neden ucuz asker deposu olarak Türkiye'ye bakmasın? Şimdi böyle olduğundan ötürü ahlaki ölçüleri kriter kabul edip bizim Amerikalıları eleştirmeye bunlara laf söylemeye hakkımız kalıyor mu? Nayim Talu bu lafı söyleyen herif bizden. Biz de başbakanlık yapmış. Az önce örneğini verdim. Suat Ayrı Ürgüplü. Biz de başbakanlık yapmış. Adam hiç utanmadan diyor ki Kore'de ölen Amerikan askeri 5500 dolar, Türk askeri 138 dolar çıkın parayı. Amerika'dan aldığımız para karşılığında biz 20 yaşında delikanlımızın bedel olarak size canını satıyoruz deyip bunu övünürcesine alenen iftihar eden adamı biz başbakan yaptık. Şimdi böyle olunca müsaadenizle son zamanlarda belki her programda tekrar ede geldiğimiz bir tespitimi paylaşmak zorundayım. Çünkü ne yapayım ki yani geri geliyor sürekli. Dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'deki kadar vatan haini yok. Bizde bir vatan haininin başbakan olabilmesi sıradan da adiyattandı. Eski Türkiye'ye baktığımızda isim saymayacağım. Kafamdakileri kendime tutacağım. Çünkü hukuki sonuç doğurur. Varisi vardır. Hakaret etti ölmüş müzeler. Mahkemelerde sürünürüz. Ve işin kötüsü de aklı çıkar. O yüzden onu kimse benden istemesin. Merak edenler okusun, öğrensin yakın tarihini. İsimleri kendileri bulsun. Türkiye'de arkadaşlar başbakanlığa, cumhurbaşkanlığına kadar çıkabilmiş dünya kadar vatan haini. Alt tarafı bırakın. Generali, milletvekilini, bakanı, genel müdürü bunları bir tarafa bırakın. Türkiye'de başbakanlık yapmış, cumhurbaşkanlığı yapmış, yığınla vatan haini.